TRT Spor reklamlarından, Abdi İpekçi Spor Salonu'ndan herkese mutlu günler değerli basketbol severler. Galatasaray'ın konuğu Milyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 6. haftasında İstanbul Üniversitesi olacak. Lige 4-4 yaparak başlayan Sarı Kırmızılılar geçtiğimiz hafta Yakın Doğu Üniversitesi'ne çekişmeli bir maç sonunda 72-64 kaybederek ligdeki ilk mağlubiyetini almıştı. İstanbul Üniversitesi ise geride kalan 5 maçta tıpkı rakibi Galatasaray gibi 4 galibiyet 1 mağlubiyete sahip. O tek mağlubiyetle ligin 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanında gelmişti. Ligin iyi basketbol oynayan takımlarının ikisi karşı karşıya gelecek ve bu heyecanı hep beraber TRT Spor ekranlarında yaşayacağız. TRT Spor basketbol yorumcusu Ayşegül Demir Kazmaz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, gerçekten çok keyifli bir maç bizleri bekliyor. Siz nasıl bir maç bekliyorsunuz peki? Ligin ilginç iki takımı diyebiliriz aslında Galatasaray ve İstanbul Üniversitesi takımları için. Cuma günü sevgili Fırat Okul hava atışı programına konuk olmuştu. Orada da bu maçı değerlendirirken tabii çok fazla hani detaya girmeden şöyle bir şey söylemişti. Baskılı müdafaa yapan ve ön sahada çok ciddi bir baskı yapan Galatasaray'a karşı nasıl bir önlem alacaksınız tarzında bir soru yöneltmiştik. Bunun karşılığında da şöyle bir yorumda bulmuştum. Topu iyi bir şekilde kullanmamız gereken bir maç olacak ve bunun karşılığında da tabii bu savunmaya karşı daha dikkatli olmamız lazım diye söylemişti. Burada 12 ortalama 12.6 top kaybı olan bir İstanbul Üniversitesi, bunun karşılığında da 12 tane top çalma toplam istatistiğinde bir Galatasaray var. Şimdi bu dengeyi kurarken de şöyle bir durum var. Galatasaray savunma kaynaklı top kayıplarını savunma kaynaklı sayılardan buluyor ve çok 85 ortalamayla oynuyor. Bunun karşılığında İstanbul Üniversitesi 70 ortalamayla oynuyor hücumda. Bu dengeyi kurabilmek için de bugün İstanbul Üniversitesi'nin her topu özellikle baskılı tam saha müdafaa yapıldığında her topu karşı sahaya geçirirken dikkatli ve özellikle pasla Yakın Doğu Üniversitesi'nin yaptığı gibi pasla geçtiği takdirde belki savunmayı zor durumda bırakabileceklerdi. Galatasaray da bunun karşılığında 5 numarasının olmamasının tabii biliyorsun yeni bir transferi var. Asu Traore Senegalli oyuncu ama bugün kadroda değil kendisi. Bunun eksikliğini Yakın Doğu Üniversitesi maçında yaşamıştı Galatasaray. Uzun oyuncu eksikliğini. Şimdi bugünkü maçta ön saha baskısını geçtiğimiz maçlar daha iyi yapmalı ki pota altında o sıkıntıyı tekrar yaşamasın. Enteresan bir mücadele beklediğini düşünüyorum. Çünkü İstanbul Üniversitesi maç sonlarını da iki takımda daha doğrusu maç sonlarında çok iyi bir performansla oynayan ve özellikle İstanbul Üniversitesi'nin biliyorsunuz Hatay maçında 18 sayıdan gelip son dakikada attığı maç var. Yani maçın sonunda iki takım da çok iyi oynuyor. Yakın Doğu Üniversitesi maçında Galatasaray da çok iyi bir dönüş yapmıştı maçın son 5 dakikasında. Dolayısıyla aslında bu maç 3. çeyrek itibariyle daha çok şeklini belli edecek diye düşünüyorum. Evet, İstanbul Üniversitesi baş antrenörü Fırat Okul'un açıklamalarını dinledik. Enteresan da bir şey söyledi aslında. Bizim için bugün savunma ikinci planda dedi. Bunu çok fazla koçlardan duymamız mümkün değil. Bu görüşü nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi defans ikinci planda demesinin sebebi biraz önce bahsettiğimiz Galatasaray'ın sezon başından beri yaptığı, tam sahada yaptığı ve karşı takımı gerçekten çok zorlayan baskılı adam adama müdafasından kaynaklı sayılar bulduğu için öncelikle bu müdafaayı nasıl geçeriz hesaplarını yaptığını söyledi. Çünkü sayı kaynakları genellikle Galatasaray'ın bu defans kaynaklı. Yani ne kadar çok Galatasaray'a bu tipte çembere top kullandırtırsa, sayıyı azaltırsa bu 85 sayılara ulaştırmama hedefini düşünüyor. Bunu da kendi hücumuyla yapmaya karar vermiş belli ki Fırat Hoca. Evet, Marina Malkoviç'i de dinledik. Ayşegül Kazmaz, Marina Malkoviç de sizinle aynı fikirde Hatay maçı konusunda. Çok iyi şut sokan bir takıma karşı oynayacağız dedi. Çok ciddi maçları kazandılar ve bizim için zor bir maç olacak dedi.
Şimdi toplam istatistiklerine baktığımızda İstanbul Üniversitesi 15 asist ortalamayla oynuyor. Bu da topu da iyi paylaştıklarını gösteriyor. Bunun karşılığında aslında Galatasaray'da 21.2 asist ortalamayla oynuyor. Yine bunların hepsinin Galatasaray'ın savunmasından kaynaklı olduğunu da tekrar altını çizmek lazım. Burada yine her topun kıymetli olduğu maçlardan biri diye düşünüyorum. Yani her özellikle maç sonuna gelindiğinde ikinci yarı itibariyle her topun daha da kıymet kazanacağı bir maç. Çünkü iki takım da gerçekten iyi mücadele ortaya koyan, enerjilerini ve savunma potansiyelleri kuvvetli bir takım. İstanbul Üniversitesi hücum yönü Galatasaray'a göre sete sette biraz daha iyi olduğunu görüyoruz. Çünkü geçtiğimiz hafta Yakındoğu Üniversitesi maçında hızlı hücumlarla açık saha oyununu seven bir takım Galatasaray. Onu o alanı verilmediği takdirde hücumda sıkıntı yaşayabiliyor. Geçtiğimiz hafta 41'de 10 iç sağ, yani içeriden 41'le 10 ile oynadı. %24.3 gibi çok düşük bir ortalamayla oynadı Galatasaray. Onun da sebebi aslında Yakındoğu'nun kendi boyalı alanında yaptığı iyi müdafaa ve Galatasaray'ın boyalı alandaki oyuncu eksikliğinden kaynaklanıyor diyebiliriz. Çünkü şut ağırlıklı bir hücum yapıyorlardı. Geçtiğimiz haftaya kadar öyleydi. Şimdi bakalım bu maçta bunun karşılığında, yani o sayıları bulamazlarsa nasıl bir hücum organizasyonu yapacaklar onu göreceğiz. Abdi İpekçi'de maç başladı. Hava atışından sonra ilk hücumu Galatasaray kullanacak. Galatasaray sağda Pınar Demirok, Cansu Köksal, Işıl Alben, Christian Vitola ve Morah Jefferson beşiyle yer alıyor. İstanbul Üniversitesi ise Latanya White, Ayşe Putnina, Gizem Yavuz, Şaşa Kado ve Jordan Hooper beşiyle parkede. Maçı Yücel Çilingir yönetecek. Yardımcılıklarını Göksun Öz ve Özge Şentürk yapacak. Atış kaçtı. Hücum ribantı geldi. Galatasaray'da Pınar Demirok'tan. Şimdi Jefferson üst sayılık atışı isabetli. Açılışı üst sayılık basketle Galatasaray'da Jefferson yaptı. Alıştığımızın dışında Popova'sız bir beşle başladı Galatasaray. Cansu Köksal parkede. Ayşe. Şimdi Latanya White top alma çabasına, topu aldı. Üst sayılık atışı isabetli değil. Rebound. Pınar Demirok da yerde kaldı Jefferson. Pınar yarı sahaya geçti. Işıl'a vermeye çalışırken Gizem araya girme çabasındaydı. Işıl Alben. Vitola perdeye geldi. Işıl şimdi çembere doğru gitti. Galatasaraylı oyuncular. Vitola atış kaçtı. Hücum ribantı mücadelesinde. Hop, İstanbul Üniversitesi'ne kaldı. Gizem. Jordan Hooper üst sayılık atışı isabetli. Alır almaz şuta kalktı. Basketi buldu Jordan Hooper. Evet, her iki takım da hızlı hücumu ve çabuk hücumu tercih ediyor. Bol skorlu bir maç görebiliriz. Sudan şimdi Işıl'a. Işıl Alben. Vitola pozisyon almıştı. Vitola yaktıramayınca atışını kullandı. Rebound Şaşa Kado'da. Hızlı bir şekilde topu götürdü. Jordan Hooper üst sayılık atış. Açtı ama ayağı çizimde Jordan Hooper. O da görünen o ki İstanbul Üniversitesi'nde bugün bayağı bir şut kullanacak. İstanbul Üniversitesi'nin istatistik liderlerine bakarsak Tam White'ın 5 maçta 15.6 ortalamayla oynadığını görüyoruz. Putnina'nın da 5 maçta 10 rebound ortalaması var. Işıl. Işıl içeri girdi. Askılı savunma Latanya White'dan. Son 8 saniye Galatasaray hücumunun tamamlanmasına. Vitola pozisyonu zorladı, basketi buldu. Vitola. Jordan Hooper topu getirdi. Karşısında çok iyi durdu Cansu. Jordan Hooper. Neresi top kaybı olacaktı Gizem. Gizem şimdi içeri girdi. Çok güzel bir pas Gizem'den bitiren. Evet, Ayşe güzel oldu. Bir asist oldu Gizem'den. Ayşe Putnina. 5-5'lik eşitliği getirdi skora. Jefferson'dan şimdi Vitola'ya. Aslında Ayşe Putnina vardı. Pınar top aldı içeride. Yeniden Vitola. Vitola'nın üçlüğü. Atış kaçtı. Kendi ribantını aldı. Şimdi çembere yöneldi. Ona faul yapan Jordan Hooper. Evet, Galatasaray bir önceki haftaya nazaran
hem dış atışı hem de pota altını daha iyi kullanmak adına daha fazla top içeriye ve dışarı giriyor. Bunun karşılığında da hücum reboundlarında açıkçası daha etkin gibi gözüküyor şu anda. Semitola ilk atışı isabetli. Çizgide hata yapmadı. Semitola 2'de 2 attı ve skorda 7-5'e geldi. Jordan Hopper. Arasında Cansu Köksal var. Cansu topu elini soktu. İstanbul Üniversitesi hücumu devam edecek. Ön alanda baskı geldi Galatasaray'dan. Az önce de yine Jordan Hooper'a bunu yapmışlardı. Tabii bu baskı baskıyı uzun bir süre kullanıyor Galatasaray. Şu an sanırım süreyle ilgili, evet, süreyle bir sıkıntı var. Hakemler şu anda kendi aralarında konuşup anlaştılar. Ve oyun yeniden başladı. Gizem topu getiren isim Jordan Hopper. Önce Putlina. Putlina kendi koridoru boştu. Şuta yöneldi. Atış isabetli değil. Hücum ribaundu Jordan Hopper. Latanya White içeri girdi. Latanya White neredeyse topu kaybedecekti. Jefferson'ın baskın savunması var. Süre dolarken Şaşa Kado dengesiz bir atış ve ribaund. Ama neredeyse giriyordu. Yine de iyi gönderdi. Evet. Jefferson topu kimseye vermeden kendisi kullandı, basketi buldu. Yani Jefferson'ın sevdiği pozisyonlar bunlar. Hem açık sahayı bulduğunda hızlı hücumları bu şekilde bitirmeyi hem seviyor hem de burada hatalı yürüme beklentisi vardı Galatasaraylı oyunculardan ve kenar yönetiminden. O yönde bir karar gelmedi. Hücum ribaundu sonrasında bir kez daha İstanbul Üniversitesi hücumu olacak Gizem. Dışarıda Jordan Hopper. Ayrıca Putlina pozisyon alma çabasına pozisyonu aldı ama Gizem onu aktaramadı. Şimdi Jordan Hopper'dan pas aldı Putlina, dönerek atışı. Bahar Cansu Köksal'dan mı? Hayır. Hücum süresi doldu. Evet. Şimdi tabii 24 saniyeyi evet, kullanamadı. Şimdi Galatasaray'ın yaptığı tam sahada yapmasa bile yarı sahada yaptığı baskı da şu anda iyi müdafaanın karşılığında 24 saniye oluyor ve dolayısıyla da hücum ritmini bozuyor İstanbul Üniversitesi'nin. Jefferson. Işıl. Vitola. Sırtı dönük. Vitola dönerek atışı isabetli değil. Hücum ribaundu mücadelesi. Vitola o topa elini soktu ama Latanya White iki kişinin arasına girdi. Turnike'yi bıraktı. İsabetli değil. Hücum ribaundu Ayşe Putlina'dan. Sonrasında Jefferson'a çalınan bir faul var. Evet, iki takım da açık alan bulduğu anda çembere gitmekten geri durmuyor. Bunun karşılığında da açıkçası faullerin fazlalaşması normal. Jefferson şimdi, kenara geldi. Yvonne Anderson Galatasaray'da oyunda. Bu kadar tempolu bir maçta tabii önemli olan etkenlerden bir tanesi de kenardan alınacak katkı olacaktır. Hem faul açısından sıkıntı yaşadıkları takdirde hem de maçın sonunda diri kalmak açısından rotasyonun nasıl kullanıldığı önemli. Aslına baktığınızda Galatasaray İstanbul Üniversitesi'ne göre rotasyonunu daha fazla kullanabiliyor. İstanbul Üniversitesi de Latanya White'ı devreye soktu. 9-7'ye geldi skor. Von Anderson. Işıl Alben. Gizem dışarı çıktı. Işıl çembere yönelme çabasında faul. Gizem'den. Şu ana kadar iki takımda da çemberi gören hemen o noktaya doğru gitti. Von Anderson kenardan topu oyuna soktu. Işıl Alben. Pınar Şaşakado top aldırmadı ona. Cansu Köksal orta mesafeli atışında isabet yok. Ve Von Anderson hücum ribaundu mücadelesinde pot altını karıştırdı ve takımına bir hücum fırsatı daha yarattı. Her iki takımda mutlaka hücum ribaundunda birkaç el görüyoruz. Temposu ve mücadele gücü çok yüksek bir basketbol var şu an parkede.
Işıl iki kişinin arasından çıktı. Dışarı döndü Cansu. Atışı isabetli değil. Bir hücum ribaundu daha Galatasaray'da Pınar Demirok'tan. Tabii henüz tam olarak skora yansımadı bu mücadele. Işıl çember altında Vitola'yı gördü. Vitola, Pınar Demirok zor bir şekilde topu kontrol etti ama hatalı yürüme kararı var. Evet, sanki deminki pozisyonun aynısı gibiydi değil mi burada? Bir oyuncu değişikliği daha Galatasaray'da. Eda Şahin oyuna dahil olacak. Işıl kenara geldi. Vanya Malkoviç de Işıl'a şu ana kadar yapamadıklarını ve kendisi istediklerini anlattı. Gizem. Dışarıda Ayşe Putnina. Vitola el gösterdi. Şaşakado. Şaşakado'dan içeride Putnina'ya. Banyayı da kullandı. Basketi buldu Ayşe Putnina. Ron Anderson. Vitola. Vitola kendisi kullandı. Atış isabetli değil. Ribaundla Tanya White'da uzun bir pas. Ayşe Putnina'ya. Ayşe Putnina turnikeyle bitirdi. Şimdi İstanbul Üniversitesi Putnina'yla ciddi bir skor elde ediyor. Bunların sebeplerinden biri Putnina'nın hem hızlı bir uzun olması hem de pota altında şu ana kadar çok iyi kullanmış olmaları. Eda Şahin. Ron Anderson. Ron Anderson hücum süresi dolmak üzere. Top hala onda. Zorlama bir atışa gitti ama basketi buldu Ron Anderson. Galatasaray hücumlarda bu tip topları bulursa müdafada yine ön alanda baskı geldi Galatasaray'dan. İstanbul Üniversitesi baskıyı geçti, atışı kullandı, isabetli değil. Hücum ribaundu Latanya White'da. Deminki cümlemi bitireyim, hızlı oynandığı için kaçırıyoruz pozisyonları evet, bazen. Yani biz de zaman zaman devreye giremiyoruz. Gerçekten evet. Tempo çok yüksek ve Jordan Hooper'dan bir basket daha geldi. Galatasaray bu tip topları kullandığında müdafada da enerjisi daha fazla artıyor. Pınar Demirok çemberi zorladı ve basketi buldu. Ön alanda basket devam ediyor Galatasaray. Jordan'ı biraz önce topu kaptırmıştı, yine kaptıracaktı. Pınar'ın baskısı vardı. Şimdi yarı sahayı hızlı geçti İstanbul Üniversitesi. Ayrıca Putnina basket var. Hayır, hatalı yürüme. Bir basket var mı çıktı acaba diye düşündüm. Hatalı yürüme kararı vardı. İki tarafta da oyuncu değişiklikleri var. Şaziye ve Engin. İstanbul Üniversitesi'nde oyunda, Galatasaray'da ise oyuna giren Maria Papova. Tabii kendisi Maşa denilmesini istediği için Maşa Papova diyeceğiz biz de. İstanbul Üniversitesi'nin yerli katkısını en çok aldığı oyunculardan biri Şaziye Begünler ve Gizem Yavuz. Top kaybı geldi. Galatasaray'da Ayşe Putnina. Putnina yoğun Anderson karşısında durdu. Çembere gönderdi topu ama isabetli değil Putnina. Şimdi hızlı gelen Galatasaray. Eda Şahin. Eda çembere yöneldi. Faul aldı, atışını kullandı. Basket yok ama iki serbest atış kullanacak Eda Şahin. Eda da uzun oyuncuyu karşısında görünce akıllıca bir şekilde çembere çok... evet çembere gitti. Eda Şahin iki serbest atış kullanacak. Eda ilk atışını geçirdi. İkinci atışla kaçtı. Rebound Şaşa Kado'da. Şu ana kadar ondan da hiç sayı bulamadı İstanbul Üniversitesi ki takımın en skorer isimlerinden bir tanesi. Eda'nın baskısı vardı ve o baskı topu Galatasaray'a getiriyor. Yani basit top kayıpları tabii bu baskının sonucunda belki ilk çeyrekte görülmeyebilir ama maçın sonunda bu basit top kayıplarının dezavantajı ortaya daha çok çıkıyor. Tola. Eda Şahin. Ron Anderson. Hoş kaldı. Çembere gitti. Basketi buldu. Bir de faul var. Faul yapan Ayşe Putnina. Şimdi Galatasaray sürekli olarak geçtiğimiz hafta hani yakında üniversitesi maçında söylediğimiz hep şut ağırlıklı bir hücum tercih ettiler demiştik.
Bunun karşılığında bu hafta daha fazla çembere giden, daha çok çembere yakın boyalı alanı daha çok kullanan bir hücum tercih ediyor. Ama burada tabii İslam Üniversitesi'nin müdafaasının şu anda henüz yarı alanda yeterince etkili olmamasının da bir karşılığı olabilir mi? Çember savunmasına da ciddi sıkıntı çektiler şu ana kadar. Jordan Hooper kenara geldi. Gizem yeniden oyunda. Yine ön alanda baskı var Galatasaray'dan. Nathan Yavayt Gizem'e topu kazandırmayı başardı. İrem Naz Topuz Galatasaray'da oyunda ve şu anda Gizem'e baskısı var. Gizem, Ayşe Putlina yine çember altına doğru gitti. O Latanya White'a, Latanya White iyi kontrol gelmedi. Karşısında Yvonne Anderson var. Latanya White'dan topu geçirme çabası Putlina'ya doğru el atan orada. Tola vardı ve İstanbul Üniversitesi hücumu devam edecek. İstanbul Üniversitesi koçu Fırat Okul da bir mol aldı. Tabii şu anda hücum organizasyonunda, yarı saha hücum organizasyonunda biraz sıkıntı yaşıyor İstanbul Üniversitesi. Bunun en büyük sebebi önde yapılan baskılı müdafaa diyebiliriz. Yarı saha alanında da çok tempolu ve çok enerjik bir müdafaa yapıyor Galatasaray. Burada tabii ki topu çembere atabiliyor İstanbul Üniversitesi belki ama en zor pozisyonda, en uygunsuz pozisyonda atmasını sağlıyor ya da topların düzgün bir şekilde düzgün pas olarak gitmesini engelliyor. Bu da hücum ritmini ve hücum organizasyonunu çok ciddi bir şekilde bozuyor İstanbul Üniversitesi'nin. Bunun yanında defansta yaşadığı sıkıntıyı da belki bu mola sonrasında bir defans değişikliği olabilir ya da oyuncu değişikliğiyle belki çözecektir Fırat Okul. Diğer taraftan Galatasaray açık sahayı bulduğunda sete set kalmayarak hemen çabuk hücumlarla topu kullanarak skor elde ediyor. Bunun içinde kendi sahalarında yaptığı müdafaanın sonucu olarak da düşünebiliriz. İstanbul Üniversitesi'nde Latanya White'ın iki sayısı var. Şaşa Kado şu ana kadar devreye giremedik. Az önce de söylemiştim. Yani o isimlerden katkı almadan da 13 sayıya geldiler. Latanya White topu şimdi çember altından oyuna soktu. Putlina orada bir müdahale var. Putlina'nın topuna İstanbul Üniversitesi hücumu devam edecek ama yalnızca 2 saniyeleri kaldı. Latanya White. Latanya White Gizem buldu. Gizem atışını kullandı. İsabetli değil. Hücum ribaundu gelecek mi? Yvonne Anderson'ın topuna el soktu. Latanya White ama top Galatasaray'da. İrem. İrem Naz Topuz. Şaziye Vegi'nin yakın savunması vardı ona. Şimdi atış el üzerinden. Çembere değmedi. Ribaund Gizem'den. Şaziye Vegi'nin. Ayşe Putlina topu çok iyi bir noktada aldı ve basketi buldu. Bir de faul var. Faulü yapan Deniz Çolakoğlu. Skorun bu kadar yayılmamasının sebeplerinden biri de hep İstanbul Üniversitesi'nin hızlı hücumlarla bulunması ve bu hücumları da genelde Putlina'nın bitirmesinden kaynaklı. Enteresan beşlerle oynuyor Galatasaray. Şu anda yine sahada çok kısa bir beş var. Tek atışı da isabetli Putlina'nın ve 3 sayılık bir hücuma imza atıyor Ayşe Putlina. İki genç oyuncu sahada Galatasaray'ın şu anda şu dakikalarda. Eda Şahin. Eda ve İrem Naz. Yvonne Anderson. Yvonne Anderson çembere gitme çabasında. Burada etkili de bir savunma vardı ama yine de evet, güçlü kaldı çembere giderken evet. Basketi buldu. Zor atışı bitirdi. Gizem topu şimdi oyuna soktu ve hata geldi Gizem'den. Eda Şahin. İrem. İrem. Top hala onda. Şimdi sakinleşin dedim. Arna evet, Malkoviç çeyreğin evet, son hücum olarak kullanma isteği içerisinde Galatasaray. Yvonne Anderson. Yvonne Anderson çok güzel bir vücut fevki. Sonrasında Türkiye'yle bitirdi. Arkadaki boşluğu iyi gördü ve çok gerçekten çok güzel bir fake'le. Böylelikle de ilk çeyrek sona eriyor. İlk çeyrek sonunda Galatasaray'ın İstanbul Üniversitesi karşısında 20-16'lık üstünlüğü var. İlk çeyreğe bakacak olursak gerçekten çok hızlı oynanan bir oyun oldu.
Genellikle sayıları çabuk hücumlarla buldu her iki takımda. Çok fazla şut tehdidi İstanbul Üniversitesi'nin yoktu. Özellikle dış atışlarda çok fazla bir tehdit görmedik. Çünkü hızlı ve çabuk toplar kullanıldı. Galatasaray tarafında da özellikle çeyreğin sonunda yaptığı baskı, bütün çeyrek boyunca yaptığı baskı çeyreğin sonunda sayıya dönüşmeye başladı. Şimdi ikinci çeyrek itibariyle bakalım müdafaalarda nasıl bir değişiklik olacak. Çünkü biraz önce mola dönüşünde bir değişiklik yapmadı Fırat Okul. Evet, Galatasaray'da baktığımızda Yvonne Anderson ilk çeyrekte öne çıkan isimlerden bir tanesi. 9 sayısı var. Vitola'nın da 6 sayısı var. Bu iki isim skor yükünü çekti diyebiliriz. Diğer taraftan baktığımızda 5 top kaybı ilk çeyrekte. 7 asisti İstanbul Üniversitesi'nin var. Topu Galatasaray'a göre daha iyi paylaşmış. Ama top kaybının 5 olması çok yüksek bir rakam. Şimdi ilk çeyrek için yüksek bir rakam. Maç önünde Fırat Okul röportajında demişti ki geçtiğimiz hafta son 4 dakika kala yedek oyuncuları sahaya sürdüm. Onlar da herhalde biraz fazla top kaybettiler. O yüzden dolayı top kaybımız kazandığımız bir maça göre çoktu, yüksekti dedi. Ama şimdi bugün de Galatasaray'la İstanbul'da deplasmanda özellikle oynarken ilk çeyrekte yapılan 5 top kaybına rağmen hala maçın içerisinde olması da İstanbul Üniversitesi'nin şu anda onlar için iyi olan bir nokta. Tabii skor anlamında aslında çok büyük bir fark yok. Galatasaray 20 sayı atmış. Normalde sezon başındaki tempolarından biraz daha düşük aslında. Ama burada İstanbul Üniversitesi'nin de maçtan kopmamak adına kontrolü şimdi ikinci çeyrekte kontrolü kimin alacağına müdafaalar mı hücumlar mı karar verecek göreceğiz. İkinci çeyreğe İstanbul Üniversitesi başladı. Gizem Yavuz atışı isabetli değil. Rebound Papova'da. Işıl Alben. Von Anderson ilk çeyreğin etkili ismi. Karşısında Latanya White var. Von Anderson Vitola çember altına boştu. Onu atmadı. Sonrasında da Papova'dan hatalı yürüme geldi. Latanya White topu oyuna sokacak. Gizem, Galatasaray ilk çeyrekte olduğu gibi ikinci çeyrekte de ön alan savunmasına devam ediyor. Gizem yarı sahayı geçti. Ayşe Putnina'dan şimdi Şaşa Kado'ya. Şaşa Kado karşısına Vitola var. Dışarı çıkarma çabasında araya giren İrem Nastopuz. Hızlı geldi Galatasaray. İrem Nastopuz. İrem doğrudan çembere gitti ama Ayşe Putnina'nın müdahalesi vardı. Galatasaray hücumu devam edecek. İrem sanki orada yine çembere gitti ama sanki pas vermeyi düşünerek gitti. Son anda bir değişiklik yaptı. Evet. Von Anderson topu oyuna soktu. Şimdi bir atış isabetli. Jefferson. Basketi buldu Galatasaray'da. İlk çeyrekte 3 sayısı vardı Jefferson'ın. Bu çeyreğe basketle başladı. Gizem. Gizem. Karşısında Yvonne Anderson var. Şaşa Kado. Şaşa Işıl'ın yanından çembere gitti. Turnikeyle hücumu bitirdi. Evet, çizgiyi açık görünce. Şaşa Kado da maçtaki ilk sayılarını buldu. Yvonne Anderson, Işıl. Jefferson. Yvonne Anderson'a. Anderson dışarıda Jefferson. Çembere baktı ama atmaktan vazgeçti. Dışarı kadar geldi Ayşe Putnina. Jefferson'dan şimdi Papova'ya. Jefferson'ın atışını kullandı isabetli. Galatasaray hücumunda top iyi döndü. Evet, topun rotasyonunu iyi yaptığı takdirde doğru kişiyi mutlaka bulabiliyor Galatasaray şu dakikalarda. Gizem çok zorlandı yine yarı sahayı geçerken İstanbul Üniversitesi. Galatasaray bunu yaparken belki topu kazanamasa bile İstanbul Üniversitesi'nin süresinden ciddi şekilde eritiyor. Evet, hem eritiyor hem de iyi hücum etmemelerini sağlamaya Şaşa çalışıyor. Şaşa Kado, üst sayılık atış isabetli değil. Rebound Jefferson'da. Jefferson iki kişinin arasına girdiği yerde kaldı Jefferson ve hatalı yürüme yapıyor. İstanbul Üniversitesi'nin 35 numaralı John Lopez ve 2 numaralı Ayşe.
Adonopur ve Ayşe Okul oyuna girdiler İstanbul Üniversitesi'nde. Şaşa Kado ve Tanya White evet. Kenara geldi. Galatasaray'da da sonra Pınar Demirok oyuna dahil olacak. Jordan Hopper topu getirdi. Karşısına Maşa Papaoğlu var. Ayşe Putnina. Gizem. Gizem Yavuz. İçeri girdi Gizem. Jordan Hopper. Rüysa elik atışı isabetli. Arka 3'e indirdi Jordan Hopper. Şu ana kadar dışarıdan Jordan Hopper'la etkili oldu İstanbul Üniversitesi. İlk çeyrekteki tek üçlük isabeti de ondan gelmişti. Bu çeyrekte de dışarıdan basketi buldu. Papova. Papova'dan cevap geldi Jordan Hopper'a. Evet, İstanbul Üniversitesi müdafaada değişiklik yaptı. Alan müdafaasına döndü. Alan müdafaasını şutla da çözebilirsiniz. İlk şutta da Galatasaray skoru buldu. Güzel bir iki kişinin arasından şimdi dipte üç sayılık atışı isabetli Ayşe Okul. Basketi buldu üst üste üçlükler İstanbul Üniversitesi'nde. Jefferson. Git dedi Işıl'a. Karşısında Gizem var. Şimdi Işıl Albende oynadı. Işıl çembere baktı vazgeçti. Yvonne Anderson. Yvonne Anderson üç sayılık atışı isabetli. Üçlük partisine Yvonne Anderson da katıldı. Yani çok enteresan gerçekten. Hani bu atışlar öyle kolay kolay tercih edilecek atışlar değil. Biraz önce Ayşe Okul'un attığı da aynı şekilde el üstünden de ama isabet kaydetti. Anderson da şimdi aynı tipte bir atış yaptı. İlk çeyreğe göre iki takımına daha yüzdeli attığını görüyoruz ikinci çeyrekte. Gizem öyle bomboştu. Şimdi Ayşe Putnina'ya. Putnina Vitola onun koridorunu kapattı. Gizem Yavuz dışarıda boş kaldı. Üst sayılık atışı isabetli. Üst üste beşinci üçlük maçta. Evet, üst sayı yağmuru devam ediyor. Jefferson. Jefferson faul yapan Ayşe Okul. %27'lik Galatasaray üstünlüğü var. Devrenin bitimine 6 dakika 15 saniye kaldı. Işıl Alben. Maşa Papova. Çembere baktı vazgeçti. Pınar Demirok. Şahze'nin yakın savunması var. Işıl. Ayağı çizgide atışı isabetli değil. Rivant Gizem'de. Gizem hızı getirdi. Pınar'ın baskısı var. Gizem Ayşe Okul aynı noktadan bir üçlük daha. Bu kez başarılı değil. Hücum ribantı Putnina'da. Onun topuna elini soktular ve kazandı Galatasaraylı oyuncular. Işıl Alben hızlı geldi Galatasaray. Jefferson dışarıda boş kaldı. Üç sayılık atış isabetli değil. Ayşe Okul'la Işıl Alben'in ribant mücadelesi top Ayşe'de. Şimdi Jordan Hopper oynadı Ayşe. Jordan Hopper dışarıda. Ayşe Putnina, Gizem Yavuz. Putnina perdede, Gizem çembere gitti. Arkasına Vitola var. Onun yanından topu atmayı başardı ama isabetli değil. Sonrasında hücum ribantını alan Ayşe Putnina pası direkt Pınar Demirok attı. Pınar turnikeye giderken blok Şaziyev'e gitmen. Şimdi İstanbul Üniversitesi tepeden oynadığı ikili oyunlarla ters eşleşme yaratarak hücumları değerlendirmek istiyor. Bu gelen molanın arkasından nasıl bir hücum sistemi göreceğiz Galatasaray'da? Onun için belki de alınmış bir moladır. Fakat şu anda Galatasaray'ın defansında aksayan birkaç nokta var. O da birebir müdafaada gevşeme olduğunda bu tipte bütün takımın birlikte baskı yapması gereken bir organizasyonda bir kişinin bile aksaması bütün müdafaanın enerjisini düşürüyor. Dolayısıyla da 5 oyuncunun aynı anda aynı agresivlikle yapması gerekiyor. Diğer taraftan da İstanbul Üniversitesi dış şutlarla buldukları sayıları skora çevirmeyi başardı ve 27 sayıya ulaştı. Şu anda tabii ilk yarı itibariyle aslında yüksek bir skora ulaştık. İlk çeyrekte düşük bulduğumuz skor şimdi atılan dış atışlarla, her iki takımda attığı dış atışla ilk yarı için yüksek bir skora ulaştı. İstanbul Üniversitesi ilk çeyrekte 16 sayı atmıştı ama daha ikinci çeyreğin neredeyse yarısını bile tamamlamadık.
ve 11 sayıda şu anda İstanbul Üniversitesi. Galatasaray çember altı savunmasını iyi yaptı ama ikinci şansları çok fazla verdi İstanbul Üniversitesi'ne. Muhtemelen molada da Marina Maljković bunlara değindi diye tahmin ediyorum. Şimdi moladan sonra Galatasaray hücumu olacak. Pınar Vitola'yla rahat bir şekilde topu buluşturdu ama Vitola evet, kolay bir atış geçirdi. Evet, çok güzel bir yerde buluştu ama skora çeviremedi. Güzel. Ayşe Okul. Şimdi Ayşe Putnina'ya doğru. Putnina basketi buldu. Farkı 1'e indirdi İstanbul Üniversitesi. Jefferson. Vitola. Maşa Popova. Vitola'nın perdesinde 3 sayılık atışı. Sabetti değil. Sonrasında da faul geldi. Faul Şazi'ye mi acaba, Pınar'a mı yoksa? Evet, Pınar Demirok. Pınar Demirok faul yapan isim. Marina Maljković'in de itirazları var. Jordan Hopper. Ayşe Putnina. Şaziye. Şaziye Evegin. Karşısında Pınar Demirok var. Putnina dışarıda içeri girme çabasında köşede. Yeniden topla buluştu. Putnina çembere baktı. Atışını kullandı. İsabeti değil. Vitola bu hücumda gerçekten iyi bir savunma i̇yi yaptı. Yaptı evet. Pınar Demirok. Pınar dışarı döndü. Şilal Ben. Maşa Popova. Pınar çember altından dolaştı. Maşa Popova kendisi oynama çabası içerisinde. Faul Jordan Hooper'a çıktı. İlk çeyrekte İstanbul Üniversitesi sadece bir faul atış kullanmış. Bunun karşılığında Galatasaray'da 3 aslında iki takım da çok fazla çembere gitmesine rağmen. 5 faul atış kullanmış. Evet, 5 faul atış kullanmış. Jordan Hooper'ın az önce yaptığı faul kendisinin ikinci faul oldu. Yvonne Anderson topu oyuna soktu şimdi Jefferson'dan Işıl Albene. Işıl. Maşa Popova. Karşısında Şaziye var. İçeri girdi Maşa Popova. Sırtı dönük. Solundan döndü bıraktı. Atışı isabetli değil. Rebound Şaziye'de. Gizem. Gizem Yavuz tepeye kadar geldi. Ayşe Putnina. Yine bir eşleşme hatası var şu anda. Evet. Putnina ile Yvonne Anderson arasında ama kullanamadılar onu. Evet. Sonrasında da Ayşe Okul'un atışı isabetli değildi ama yine Gizem. Gizem basketi buldu. Jefferson. Vitola. Şazi izin vermedi. Vitola'nın içeri girmesine. Jefferson içeri girdi. Gizem topu çalmaya çalışırken faul yaptı. Jefferson bu pozisyonları çok seven ve iyi oynayan bir oyuncu. Bu açık alanı bıraktığınız anda çembere kadar gidebiliyor. Işıl. Maşa Popova. Şaziye az önce Popova solundan dönüp attığı için bu kez önlemini aldı ve Popova'ya hatayı yaptırdı. Evet, orada setin organizasyonu sonucu olarak Popova birebir kaldı. Ve aslında set belki de sonucuna ulaştı ama skora yansımadı. Ayşe Kul. Üç kişiyle ön alanda baskıyı yaptı Galatasaray ama İstanbul Üniversitesi topu rakip yarı sahaya geçirmeyi başardı. Latanya White'dan diğer köşeye Şaziye'ye. Şaziye güçlükle kontrol etti. Şaziye Vegin. Son 10 saniye hücumun tamamlanmasına. Yine kullanmadılar o eşleşmeyi. Latanya White çembere iyi gitti ama atışı isabeti değil. Kendi hücum ribantını aldı. Bir kez daha denedi. Bununla da başarıyı bulamadı. Eda Çolakoğlu. Ona ikili sıkıştırma var. Top İstanbul Üniversiteli oyunculardan çıktı. Bu arada Deniz Çolakoğlu. Deniz topu oyuna soktu. Jefferson hızlı bir şekilde yarı sahaya geçti. Şimdi bir top kaybı. Latanya White 2'ye 1 geldiler. Sonrasında Şaziye ama hızlı hücumu kesen Jefferson oldu. Deniz Çolakoğlu az önce o pası beklemiyordu. Top arkasına düştü. Sonrasında evet. Da Galatasaray'da top kaybı geldi. Top
topa bakmıyordu zaten o sırada. Şaziye. Von Anderson onu köşede sıkıştırmıştı. İçeri girdi, basketi buldu Şaziye Begin. Yine çizgiden, yani birkaç pozisyondur İstanbul Üniversitesi o çizgideki defoyu çok iyi kullanarak buluyor potu altında sayıları. Tola. Jefferson. Işıl Alben. Şimdi atış Deniz Çolakoğlu'ndan isabetli değil. Hücum ribaundu Vitola. Bir kez daha hücum edecek Galatasaray. Vitola çembere yöneldi. Atışı isabetli değil. İki serbest atış kullanacak. Faul yapan İlayda Güner. Tabii İlayda çok genç bir oyuncu. Ama sahada dakika alması onu her oyunda daha çok geliştirecek. İstanbul Üniversitesi de bunu mümkün olduğunca çok yapmaya çalışıyor. Fırat Okul'un da üzerine durduğu isimlerden bir tanesi. Daha fazla süre vermeye çalışacağım dediği isimlerden bir tanesi İlayda Güner. Vitola ilk atışı isabetli. Burada da basketi buldu Vitola ve 33-32 ile farkı 1'e indirdi Galatasaray. Çeyreğin bitimine 1 dakika 59 saniye var. Deniz Çolakoğlu'nun baskısı vardı. Natanya White. Karşısında Yvonne Anderson. Natanya White'tan Şaşa Kado. Boş kaldı Şaşa Kado. 3 sayılık basket. Evet, 2 pasta sayı bulunuyor. Yani her iki takımda 2 pasta sayıya gidiyor. Ön alanda baskı yapmanın risklerinden bir tanesi de bu. Maşa Popova. Şaşa Kado topu çalma çabası içerisindeydi. Pınar çembere gitti. Tipleyen Popova olmadı. Bir kez daha kendi şansını yarattı. Dışarı döndü. Bomboş durumda Işıl Alben. 3 sayılık atış isabetli değil. Sonrasında top dışarı gitti. İstanbul Üniversitesi hücumu olacak. İyi bir hücum organizasyonu oldu aslında. Ama Galatasaray şu sıralarda skora dönüştürmeyi gerçekleştiremedi. İlayda dışarı geldi. Tanya White üç sayılık atışı isabetli değil. O topu elini soktu Şaşa Kado ama takımda kalmadı. Bir kez daha Şaşa Kado topu kovaladı. Takipçiliği de takımına bir hücum şansı daha tanıdı. Tanya White. İlayda'nın perdesi var Işıl'a. Tanya White çember altında dışarı döndü. Evet, hatalı yürüme yaptı Tanya White. Çolakoğlu'ndan Von Anderson'a topu Von Anderson getiriyor. Pınar Demirok. Ayşe'nin yakın savunması var. Von Anderson şimdi pot altına. Deniz yakın mesafeden basketi buldu. Zor bir atışı skora çevirdi Deniz. Fark 2'ye indi. Şaziye Begin. Şaziye'den şimdi uzun bir pas. Pasta hata var. Maşa Popova. Pınar bomboş geldi. Basketi buldu. Galatasaray'da dengeyi sağladı skorda. Çeyreğin sonunda. Şaşa Kado. Topu Galatasaray yarı sahasına geçirdi İstanbul Üniversitesi. Son saniyeler devrede. 4-3-2. Sürenin farkına varmamıştı Natanya White. Faul yapan Yvonne Anderson oldu. Evet, faul Natanya White'ın olmadığı için. İmdatına yetişti diyebiliriz. Çünkü sürenin farkına varmamıştı Natanya White. Evet. Bu arada mola aldı İstanbul Üniversitesi koçu Fırat Okul. Geride kalan 1.9 saniye için. Evet, 1.9'da sayı bulmak isteyecektir mutlaka. Çünkü hem iki tane savunma kaynaklı sayı yediği için takımın da dengesi bozuldu. Son hücumları da tercihi genellikle Tim White olarak kullanıyor. Çünkü güçlü bir oyun kurucu. Hem çembere gidebiliyor hem de şut özelliği de var. Ama tabii şu anda İstanbul Üniversitesi ilk yarı itibariyle dış atışlardan da isabet bulduğu için şu anda büyük ihtimalle böyle bir sayı da sayı almak için de bir organizasyon yapabilir. Muhtemelen 5 kısayla sahaya geri dönecekler diye düşünüyorum.
Tabii bunun karşına bakalım, Galatasaray bir oyuncu değişikliği yapacak mı diye bakıyorum ama şu anda sanki yokmuş gibi. Umur, Zlatan, Yavayt, Şaşa Kadro bunlar. Koç Fırat Okul'un tercihlerinden bir tanesi olabilir bu isimler. Bakalım Galatasaray Galatasaray'ın nasıl savunma yapacak. Bir faal hakkı daha var. Onu da kullanmak isteyeceklerdir. Kullanmak isteyecektir. Ama 1.9 saniye kalmışken bu biraz tehlikeli olabilir. Evet. Çünkü hemen şuta kalkacak İstanbul Üniversitesi o faali kullanmaya çalışırken. Böyle de bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilir Galatasaray. Şimdi oyuncular parkeye döndüler. 1.9 saniye var devrenin bitimine. 36-36'lık eşitlik ve top İstanbul Üniversitesi'nde. Ayşe Okul topu oyuna sokacak. Latanya White top alma çabasında. Bakalım kimle oynayacaklar. Latanya White'la oynadılar. Latanya White zor bir atış gönderdi çembere doğru. Atışta isabet yok ve böylelikle de ilk devrenin sonuna geliyoruz. İlk devrede Galatasaray 36, İstanbul Üniversitesi 36. Çok keyifli, tempolu ve sayıların daha çok ikinci çeyrekte çıktığı bir maç izledik. Evet, maçın temposu ilk çeyrekte hızlı derken ikinci çeyrekte daha da bir hızlandı. Bütün hücumları açıkçası sete set kalmadan bulduğu hemen iki pasla, üç pasla bulduğu sayılara gitti İstanbul Üniversitesi. Ve son iki dakikaya kadar öne geçmeyi başardı Galatasaray karşısında. Ama ikinci çeyreğin sonunda yaptığı baskının sonucunda kaptığı toplarla skoru eşitlemeyi bildi Galatasaray. Yani maçın sonu gerçekten nasıl bitecek merak ediyorum. Çünkü iki takımın da şu anda hücum anlamında hızlı ve enerjik olduklarını görüyoruz. Peki biz de bir araya gidelim. İkinci yarıda yeniden birlikte olacağız. Galatasaray İstanbul Üniversitesi maçının ikinci yarısı için yeniden sizlerle birlikteyiz değerli basketbol severler. İlk yarıda 36-36'lık eşitlik ve çok keyifli bir basketbol vardı. Nasıl bir ilk yarı oldu? Şimdi aslında baktığımızda iki düşük bütçeli, ligin düşük bütçeli iki takımının çok takdir edilecek basketbolunu görüyoruz. Her iki tarafta gerçekten çok iyi mücadele sergiliyor. Bu skoru belirleyen şeylerin başında Galatasaray'ın müdafası, İstanbul Üniversitesi'nde hücum organizasyonu geliyor. İstanbul Üniversitesi Galatasaray'ın baskılı savunmasından kurtulabilmek için daha çabuk hücumları tercih ediyor. O hani maç içerisinde söylediğimiz iki topta sayı buluyorların sebeplerinden biri de bu. Çünkü baskılı müdafayı geçtikten sonra tekrar sete set kaldığında yine zor hücumlarla, ki bunu iki kere üst üste 24 saniye yaptıklarından yola çıkarak görebiliriz. Bundan kurtulmak için çabuk toplar kullandılar. Galatasaray'da kaybettikleri maçın arkasından daha fazla çembere giden bir oyun sergiledi dış atışlardan ziyade. Galatasaray'ın 10'da 3'lük bir 3 sayılık atışına karşılık 12'de 5'lik İstanbul Üniversitesi'nin 3 sayılık atışı var. Bu da skoru etkileyen noktalardan biri. İkinci yarı başladı. Üçüncü çeyrekte ilk hücum Galatasaray'dan. Pınar. Pınar Demirok atışı isabetli. İkinci yarıya basketle başladı Galatasaray. İstanbul Üniversitesi adam adama müdafayla başladı. Galatasaray da yine ön sahada baskılı adam adama müdafasına devam ediyor. Evet, ilk yarıdaki Galatasaray'ın ön alan baskısı ikinci yarıda da aynen devam ediyor. Gizem, Şaşa Kado. Şaşa Kado'ya faul Pınar'dan. İlk yarıda yalnız bir kere çizgiye gelebildi İstanbul Üniversitesi. Bu da maçın enteresan istatistiklerinden bir tanesiydi. Genellikle şut kullandıkları için bir tanesi. Bir tanesi hızlı hücumlarda çok fazla top, yani Galatasaray'ın top kayıplarından kaynaklı hızlı hücumlar buldular. Biraz da onun etkisi olabilir diye düşünüyorum. Gizem çembere yöneldi. Banyalı basket Gizem'den. Evet, zor bir atışı skora çevirdi Gizem'den. Lon Anderson ilk çeyrekte 9, ikinci çeyrekte ise 3 sayısı vardı. Şu an 12 sayıyla Galatasaray'ın en skoreri Işıl Alben. Pınar Demirok top aldı. Pınar. Itola, araya giren Şaşa Kado. Top kaybı Galatasaray'da. Tanya White. Topu getirdi. Onun savunmasında Lon Anderson var. Latanya White. Ayrıca aslında
Çok da iyi bir pas almadı Latanya White'dan Gizem Yavuz. Şu anda yine bir eşleşme. Çok enteresandır. Ayşe Budina o eşleşmeyi ilk yarıda iki kez yakaladı. Kullanmadı. Şimdi de kullanmadı. Çok fazla kullanmayı düşünmüyor. Galatasaray'da şimdi ona karşılık önlemi ters taraftan yardım getirerek Papao'dan yardım getirdi biraz önce Işıl'a. Şaşa Kado'dan şimdi Gizem'e. Gizem geriye çekilerek atışı kısa kaldı. Işıl Latanya White Işıl'ın topunu çaldı ve basketi buldu. Tam İstanbul Üniversitesi boş dönüyor derken Latanya White şapkadan tavşanı çıkarttı. Evet. On. Anderson topuna müdahale vardı Şaşa Kado'dan. Anderson şimdi dışarı döndü. Vitola. Pınar. Pınar Demirok. Güzel bir pas Vitola'ya. Vitola sahiliyle bıraktı. Basket yok. Faul var. Faul yapan Ayşe Putlina. Çizgiye gelecek Vitola. Evet, güzel bir yerde. Güzel topla buluştu. Fakat skora çeviremedi Vitola. Faul aldı ama. Kristin Vitola, Galatasaray'ın Letonyalı oyuncusu. 18 yaşında kolejde UTEP formasıyla bir sezonda 25 blok yaptı ve dikkat çekti. Sonraki sezonunda da 24 blok yaptı. Yani kadın basketbolu için oldukça yüksek rakamlar ve geçtiğimiz sezon İspanya'da Avenida forması giyiyordu. Galatasaray'ın Avenida'dan transfer etti. Kristin Vitola çizgiden skor. 40-39'a geldi. Farkı 1'e indirdi Galatasaray. Gizem Yavuz. Ön alan baskısına devam ediyor Galatasaray. Karşısında Işıl vardı. Gizem şimdi yarı sahayı geçti. Gizem Yavuz dışarıda. Putnina vardı. Latanya White. Pozisyon aldı Ayşe Putnina. Arkasında Işıl var. Putnina pozisyonu zorladı. Atışı kısa kaldı. Işıl'dan iyi savunma geldi Putnina'ya. Von Anderson hızlı çıktı Galatasaray. Yvonne Anderson çok güzel yön değiştirdi. Sonrasında da faul aldı. Yani biraz önce çok enteresan bir müdafaa izledik aslında Galatasaray tarafında. Çünkü Putnina yukarıdaki ikili oyun sonucunda hep birebir kalıyor. Fakat ters taraftan Papao çok güzel yardıma gelip çok iyi bir zamanlamayla tekrar kendi adamına döndü. Ve bu Putnina'nın hücum dengesini de bozdu. Aslında iyi bir savunma organizasyonu bu. Von Anderson ilk atışı isabetli. İkincisinde de isabet var ve öne geçti Galatasaray. Tanya White. Dışarı çıktı Ayşe Putnina. Şimdi tepeye geldi Latanya White. Top hala onda. Son 10 saniye İstanbul Üniversitesi hücumun sonlanmasına çembere gitti. Atış isabetli değil. Hücum ribaundu. Ayşe Putnina da pozisyonu değerlendiremedi. Işıl hızlı geldi. Işıl turnikesi ve basketi buldu. 43-40 yaptı Galatasaray. Gizem Yavuz. Işıl'ın da bu ilk sayısı oldu yanılmıyorsam. Latanya White. Tanya'nın üst sayılık atışı isabetli değil. Ayşe Putnina o topa da el soktu ve topu takımına getiren Şaşa Kado oldu. Takip ediyor İstanbul Üniversitesi. Tanya White. Çember altına bomboş Şaziye ona doğru araya girdi. Yvonne Anderson. Tola'dan şimdi Papova'ya. Işıl Alben. Işıl. Cristian Vitola'ya topunu aktaramadı. Araya giren Latonya White. Tanya White, Işıl karşılıklı top kayıpları iki takımda. Işıl'a faul mü? Hayır. Devam dedikenler Şaşa Kado. Şaşa Kado. Şimdi de Tanya White dipte bomboş kaldı. Üst sayılık atışı isabetli değil. Enteresan bir tempo gerçekten. Yani belki basket gelmese de bir sağda bir solda. Evet. Pınar. Pınar Demirok. Von Anderson topu alınca hemen ona ikili baskı geldi. Papova üst sayılık atışı isabetli değil. Von Anderson topu elini soktu. Sonrasında Pınar'dan Vitola'ya bir hücum şansı daha Galatasaray için. Işıl Alben, Papova. Işıl son 5 saniye hücumun sonlanmasına. Işıl çembere doğru yöneldi. Dışarı çıktı. Pınar içeri girdi. İki sayılık atışı isabetli. Zor ama güzel bir top organizasyonu, pas organizasyonu oldu. Pınar savunmadaki başarısını hücuma da yansıttı. O da boşnak asıllı oyuncusu Galatasaray'ın.
Spora da 10 yaşında atletizmle başlamış Pınar. Sonra atlet arkadaşlarının ama çok atlet gerçekten de. Yönlendirmesiyle basketbola devam etmiş ki Agü'den geldi ve belki son dönemlerde değil ama 2013 yılında gerçekten çok etkili bir Agü takım vardı. O zamanki adı Kayseri Kaskiydi ve Dinamo Kursk'ta Eurocup finali oynamışlardı. O takımın da en değerli parçalarından bir tanesiydi Pınar Demirok. Şimdi Pınar hızlı hücumları çok iyi bitiren bir oyuncu. Hep yıllardır onunla ilgili hep böyle bir yorumlar yaparız. Fakat bu sene şutunu da katarak kendini daha fazla geliştirdi. Bir de Galatasaray'ın şu yaptığı müdafayla müdafasına da çok ekstra katkı sağladı. İyi bir sezon geçiriyor Pınar. Takımın enerji istasyonu diyebiliriz onun için. Az önce de Şaşa Kado üçlüğü buldu İstanbul Üniversitesi'nde. Sonra müdafada faulü yaptı. Galatasaray'da oyuna Jefferson girdi. Şun Alben kenara geldi. Tabii çok yorucu bir tempo. İlk çeyrekte söylediğimiz bir cümle vardı. Maçın sonunda rotasyonun çok daha fazla önem kazanacağını söylemiştik. O yüzden de Galatasaray'da çok sık oyuncu değişiklikleri oluyor. Popova. Popova sağına gitti. Solundan döndü. Basketi buldu. Şık bir basket Popova'dan. Geçtiğimiz hafta Galatasaray Yakın Doğu Üniversitesi'ne kaybederken sadece 8 kişiyle oynadı. Dar rotasyon da mağlubiyeti getiren noktalardan bir tanesiydi. Evet ama hücumda gerçekten çok ciddi bir sıkıntı yaşadı evet. Galatasaray. Bunun sonucunda da müdafaası da düştü. Alıştığımız o sert müdafaasını özellikle ancak maçın sonunda yapabildi ki orada da maç gelmişti. Gizem Yavuz kendisi getirdi ve basketi buldu. 47-45 fark 2 sayıya indi. Gizem de çok güzel bitirdi. İlk yarıda da bunları İstanbul Üniversitesi iyi bir şekilde yaptı. Yani baskete geçtikleri an çembere evet. Gidip basketi buldular. Şaşa Kado. Von Anderson Şaşa Kado'ya faul yaptı. Şaşa Kado 8 sayısı var ve şu anda kenara geldi. Tanya White oyuna dahil oldu. Takımın en skorer isimlerinden bir tanesiydi Latanya White ama bugün 4 sayıda. Gizem Yavuz. Evet takımın sayı lideri olmasına rağmen alışkın olduğu skoru bulamadı. Köşede şimdi Jordan Hooper üst sayılık atışı kaçtı. Pınar Demirok ribantonda Yvon Anderson. Yvon Anderson'dan Pınar'a doğru. Zor bir pastı. Ayaklarına dolandı top Pınar'ın ve sonrasında da top kaybı geldi. İstanbul Üniversitesi hücumu olacak. Tabii Tam White'ın oynadığı maç içerisinde pozisyonu ve rolü de önemli. İki numara oynadığında o skorlara daha rahat ulaşabiliyor. Ama maçın büyük bölümünde bir numara oynadığı için skor genelde diğer çembere yakın kişilerden geldi. Çünkü Galatasaray önüne baskı yaptığında top ön sahaya gittiğinde çabuk da hücum kullandığı için Termite'e çok fazla da top gelmedi diyebiliriz. Tanya White atış kaçtı. Von Anderson. Şu an tabii Gizem bir numarada İstanbul Üniversitesi'nde. Bakalım o skor gücünü parkeye yansıtabilecek mi Tanya White? Jefferson onun topuna müdahale Şaziye'den. Faul geldi. Şaziye'nin itirazı var. Şaziye'nin ilk faulü bu maçtaki. Şaziye Begün de eski bir Galatasaraylı. Uzun yıllar Galatasaray'da forma giydi. Yine Fenerbahçe, Beşiktaş gibi önemli kulüpler var kariyerinde. Von Anderson çember altına Vitola. Ters turnikeyle basketi buldu. Asist Von Anderson basket Vitola. Evet güzel bitirdi potu altına. Şimdi Gizem'e doğru uzun bir pas. Hata geldi. Vitola'da. Jefferson çembere gitti. Jefferson basketi buldu. Üst üste sayılar Galatasaray'dan gelince molaya. Murat Okur da molaya başvurmak durumunda kaldı. Fark 6 sayıya çıktı. 51-45 Galatasaray. Şimdi Galatasaray'ın tabii ön sahada yaptığı baskıda eğer şimdi son iki topu uzun pasla geçmeye çalıştı. Tabii uzun pasların da riski var. Aynı şekilde driplingde çıkmanın da riski var. Dolayısıyla
paslı çıkmak aslında en doğru olanı, ama bunu yapmasına da izin vermediğinde Galatasaray bu şekilde top kayıplarına maruz kalıyor diğer takım. Bunun karşılığında yarı sahayı geçtikten sonra da çok çabuk top kullandı. Yine o temposunu hiç düşürmedi İstanbul Üniversitesi. Ama Galatasaray'ın çabuk bulduğu toplar da var aynı şekilde. Şu anda aynı tempoda maç devam ediyor. Şimdi ilk yarıda Galatasaray ön alan baskısını yaptı ama İstanbul Üniversitesi topla çıktığı zamanlarda çok fazla top kaybetmedi. Zaman kaybetti belki ama top kaybetmedi. Ama uzun paslarla ilk yarıda da top kaybettiler. Az önce yine uzun pas attılar, yine top kaybettiler. Evet. Şimdi tabii maç ilerledikçe yorgunluklar başlıyor. O zaman da bu tip savunma yapan takımlar daha avantajlı hale geliyor. Çünkü bunu sezon başından beri konuşuyoruz. Galatasaray'ın antrenman temposu da bu olduğu için 40 dakikayı bu şekilde çıkarabiliyor. Ama bunun karşılığında karşı takımı yıpratıyor. Şimdi eğer İstanbul Üniversitesi daha kontrollü basketbol oynamaz ise bu Galatasaray'a avantaj sağlayacaktır. O yüzden de mola sonrasında şimdi belki biraz daha top kontrolünü sağlayacak bir hücum sistemi sahaya koyabilir İstanbul Üniversitesi. Tanya White karşısında Popova var. Geriye çekildi. Şutunu yarattı. Atışı isabetli değil. Rebound Pınar'da. Pınar Demirok. Juwon Anderson. Juwon Anderson bomboş kaldı. Üstelik atışı başarılı değil. Popova hücum reboundını alabilecek mi? İstanbul Üniversitesi hücumu olacak. Popova son müdahalenin İstanbul Üniversitesi'li oyunculardan olduğunu düşünüyor ama hakemler aynı görüşte değil. Yine 3 kişiyle baskı var. Galatasaray'dan Jordan Hooper. Karşısında Popova var. Jordan Hooper. Popova'yı geçti. Pasını şimdi aktardı. Şaziye Begin. Şaziye karşısında Pınar var. 2-4 numaranın mücadelesinde faul. Pınar Demirok'a çıktı. Evet, yani faulü almak için belki de yapılmış bir hamle. Bu arka tarafta boş olduğu için, çemberin altı boş olduğu için bu hamleyi yaptı ve faulü almayı başardı Şaziye. Çok tecrübeli bir oyuncu. Ligin en tecrübeli ve milli takımın tecrübeli isimlerinden biri Şaziye Begüner. Jefferson top kaybı geldi İstanbul Üniversitesi'nde. Pınar Demirok turnikeyle bitirdi. Tam Pınar'ın topları bunlar zaten. Yani o top kaybı olduğu anda Pınar direkt rakip potaya doğru fırlıyor. Gerçekten atlet olmasının özelliğini sahaya güzel yansıtıyor Pınar. Gizem. Jordan Hooper. Jordan Hooper. İçeri girdi, atışını yarattı ve basketi buldu. Evet, bu kritik bir hücumdu İstanbul Üniversitesi için. Juwon Anderson 53-47. Sayılık farkta Galatasaray üstünlüğü var. Çeyreğin de bitimine 1 dakika 22 saniye var. Itola dışarı döndü. Juwon Anderson içeri girdi. Atışını bıraktı, isabetli değil. Rebound Şaziye'de. Şimdi Gizem topu getirdi. Gizem iki kişinin arasında hızlandı. Dışarı pasını verdi. Latanya White'i üst sayılık atışı. Çemberin içinden çıktı top. Jefferson 3'e 1 geldi Galatasaray. Yine Pınar hızlı bir şekilde ama Pınar'a blok Şaziye Begin'den geldi. Hücum devam ediyor. Juwon Anderson basketi buldu. Şaziye'nin ikinci aynı pozisyonu Pınar'la. Şaziye'nin ilk maçtaki devrede de olmuştu bu, biliyorsun. İkinci bloğu İstanbul Üniversitesi ortalama bir blokta oynuyor. Evet. Enteresan. Gizem, Jordan Hooper koridoru boştu, çembere yöneldi, sonra vazgeçti, dışarı döndü. Dipte Latanya White 3 sayılık basket. Farkı 5'e indirdi İstanbul Üniversitesi. Şimdi Galatasaray'ın yaptığını İstanbul Üniversitesi Galatasaray'a yaptı. Orada da faul çıktı Latanya White'a. Yani bu biraz riskli bir durum aslında İstanbul Üniversitesi açısından. Çünkü açık sahayı seven iki oyuncu var şu anda Galatasaray'da. Anderson ve Jefferson. Dolayısıyla dolayısıyla önde yapılan baskının gerçekten çok iyi olması lazım ki arka tarafta geçildiğinde müdafaada bir zorluk yaşanmasın. Ve faul hakkında da olduğu için Galatasaray bunu kendi lehine kullanacaktır. Jefferson çizgide ilk atışı isabetli. Jefferson ikinci atışında da isabeti buldu. 57-50 yaptı Galatasaray.
Şakol top oyuna soktu. Latanya White. Ayşe. Jordan Hooper. Hücum süresiyle maç saati arasında yaklaşık 3 saniyelik bir fark var. Latanya White. Şimdi müdahale geldi. Pupina'nın topuna. Top kaybı İstanbul Üniversitesi'nde. Popova Jefferson'ı buldu. Jefferson yarı sahaya geçti. Son 6 saniye. Jefferson çembere yöneldi. Bomboş turnikeyi bıraktı. Latanya White son saniyeler 3. çeyrekte. Şaşa Kado topu potaya fırlattı ama basket yok. Böylelikle de 3. çeyreğin skoru ortaya çıkıyor. 3. çeyrekte 59-50 Galatasaray üstünlüğü var. Final periyoduna 9 sayılık Galatasaray üstünlüğüyle giriyoruz. Üçüncü çeyrekte ilk yarıda etkili olan isimlerden Putnina'nın ismini çok fazla telaffuz etmedin Ömer farkındaysan. Çünkü Galatasaray'ın savunması o kısımda topun hareketini biraz engelledi. Hiç sayı bulamadı bu çeyrek. Evet, hiç sayı bulamadığı gibi topla da çok fazla buluşamadı. Bir tek çeyreğin başında birkaç pozisyon vardı. Onun haricinde buluşamadı. Tabii burada maçın kritik yerlerinde yapılan hücumlar önemli olduğu gibi aynı şekilde bir blok, bir müdafaa ya da alınan bir rebound da çok önemli olabilir. O yüzden de şu an itibariyle 4. çeyrek itibariyle her pozisyonun çok kıymetli olduğu dakikalara giriyoruz. Evet, 59-50 Galatasaray üstünlüğüyle son çeyreğe giriyoruz. İstanbul Üniversitesi için de son çeyreğin İlk birkaç dakikasının çok önemli olacağını düşünüyorum. Galatasaray yine baskılı savunmasına ve ön alan baskısına devam edecektir. İstanbul Üniversitesi'nin maçtan kopmaması için çeyreğin başında hücum gücünü de yüksek tutması lazım. Çünkü Galatasaray bu baskısına rağmen daha fazla top kaybını İstanbul Üniversitesi'nin yapmasını bekliyoruz. Ama 15-12 top kayıpları Galatasaray da aslında yüksek oranda bir top kaybı yapmış. İstanbul Üniversitesi geçen hafta kazandığı maçta 15 top kaybı yapmıştı. 3 çeyrek sonunda yaptı burada. Evet. Tabii burada rakip de önemli. Böyle bir savunma yapan takıma karşı daha normal bir tip kayıpların olması. Bunu aza indirdiğinde zaten maçta farkı yaratabiliyorsun ya da rakibe karşı üstünlük kurabiliyorsun. Ama şimdi 4. çeyrek itibariyle topun kontrolünü sağlayan taraf kim olacak? Burada buna yine müdafaalar herhalde karar verecek diye düşünüyorum. Son çeyreğe İstanbul Üniversitesi başladı. Top Gizem Yavuz'da. Jordan Hooper boş kaldı. Yusufeli'nin atışı isabetli değil. Topu çelen Şaşa Kado. Tanya White. Ron Anderson'ın savunmasında. Şimdi Galatasaray'da savunmada adam değişimi yaşandı. Şaşa Kado Yusufeli'nin atışı isabetli. Kritik bir basket çeyreğin başında Şaşa Kado'dan. Yani Euroleague'de ve Eurocup'ta bu ikinci toplardan gelen sayılar tutuluyor. Bizdeki istatistiklerde yok ama açıkçası maç sonu insan merak ediyor. Yani bu hücum reboundlarından kaç sayı gelmiş. Hücum rebound olarak da ona 11'lik Galatasaray'ın üstünlüğü vardı 3. çeyrek sonunda. Ron Anderson top kaybı olacaktı. Top Vitola'ya geldi. Şimdi yaşandı Galatasaray'da o top kaybı. Gizem Yavuz. Şimdi çember altına Jordan Hooper, kolay bir basket ve son çeyreğe 5-0'la başladı İstanbul Üniversitesi. Güzel bir hızlı hücum organizasyonu gördük İstanbul Üniversitesi'nden. Farkı da 4'e çektiler 59-55'le. Jefferson, Pınar, bir top kaybı daha Latanya White. Pınar koşuyor yanına Latanya White ve fark 2 sayıya indi. 7-0 oldu İstanbul Üniversitesi serisi. İstanbul Üniversitesi şu anda her hücumda savunma değiştirerek Galatasaray'ın hücum dengesini bozmaya çalışıyor. Biraz önce alan müdafaası yaptılar eşleşmeli. Daha sonrasında yarı sahadan yaptılar ama... Ron Anderson savunmayı çok rahat deldi ve basketi buldu. Bir de üstüne top çalacaktı. İstanbul Üniversitesi hücumu olacak. Şaşa Kado topu oyuna sokacak. Ron Anderson yine basketten sonra... Çalmaya yöneldi. O da şu anda sahanın en enerjik isimlerinden bir tanesi. Jordan Hooper. Jordan Hooper. Nija Putnina. 3. çeyrekte sayı atamamıştı. Gizem Yavuz. Jordan Hooper. Putnina'ya indirdi. Putnina hemen arkasına. Vitola geldi. Şaşa Kado. Son 5 saniye topunun elinde kaldı. Çembere yönelme çabası içerisinde. Faul Yuan Anderson. Yani Galatasaray
biraz önce bu faulle belki İstanbul Üniversitesi bir avantaj sağladı ama biraz önce savunma rotasyonunda o kadar enteresan bir rotasyon yaptı ki gerçekten çok büyük enerji ve çok büyük bir efor gerektiren bir savunma yapıyor. Bu arada az önce Pınar'a çaldığı hakemler faulü, Pınar'ın da dördüncü faulü oldu. Evet, o sayıyla oynuyor Pınar. Pınar Demirok dördüncü faulü olunca onu hemen kenara aldı Marina Malkovic. Kutnina baskıdan rahat çıktı ve basketi buldu. Bak, yeniden iki sayıya indi 61-59. Işıl Alden. Solakoğlu, Işıl. Şimdi Jefferson'a git demiş değil mi? Jefferson top aldı. Solakoğlu. Itola arkasında. Kutnina var. Itola çembere yaklaşma çabası içerisinde olmadı. Sonrasında pasında hata var. Anlaşamadı Jefferson'da. Enteresan top kayıpları. Yani çok basit top kayıpları bunlar. Şu anda son çeyrek skoru 9-2 İstanbul Üniversitesi lehine. Jordan Hooper. Jordan Hooper'ın atışı yerde kaldı. İsabetli değil. Şaşa Kado. Yine bir hücum ribaundu. Bir hücum ribaundu. Sonrasında üstelik atışı isabetli değil. Öne geçme şansıydı İstanbul Üniversitesi için. Bugün kimse frene basmak istemiyor. Anlaşılan o. Çok tempolu bir basketbol izliyoruz. Jefferson. Tola. Von Anderson. Şimdi üst sayılık atış. Deniz Çolakoğlu'ndan hiçbir şeye değmedi. Şaşa Kado'nun kucağına geldi. Jordan Hooper. Jordan Hooper arkadaşlarına bekledi. Şimdi Ayşe Putnina'ya. Putnina yüzünü döndü. Karşısında Deniz Çolakoğlu vardı. Jordan Hooper içeri girdi. Gizem. Son 5 saniye. Gizem Yavuz. İçeri girdi. Atışını kullandı. İsabeti değil. Ayşe Putnina. Hücum ribaundu. Sonrasında dışarı döndü. Şaşa Kado ekstra pası yaptı. Tanya White atışı başarılı değil. Bir hücum ribaundu daha. Jordan Hooper'dan İstanbul Üniversitesi üst üste hücum ribaundlarıyla birçok fırsat yarattı kendisine. Yani fiziksel olarak tabii Galatasaray'a göre daha avantajlı durumda İstanbul Üniversitesi ve bu avantajını da hücum ribaundlarında çok net gösteriyor bize. Tanya White çok oyuna soktu. Ayşe Putnina'dan Gizem Yavuz'a. Gizem. Şaşa Kado. Ayşe Putnina'ya indirdi. Yine iyi döndü Putnina. Basketi buldu. 61-61 ile skora denge geldi. Ki bu fiziksel avantajına rağmen çok fazla pota altına indirmiyorlardı topu. Işıl iki sayılık atış. İsabeti değil. Vitola ile Uğur'un mücadelesine top Galatasaraylı oyuncularda kaldı. Jefferson. 8 saniye. Jefferson çembere yöneldi. Turnikeyi bıraktı Jefferson. Çok çabuk ayakları tabii Jefferson'ın. Jordan Hooper. Tanya White. Gizem Yavuz. Şaşa Kado. Şaşa Kado çembere gitti. Sonrasında Ayşe Putnina'ya blok geldi. Vitola'dan bir blok geldi. Işıl hızlı geldi Galatasaray. Jefferson üst sayılık atışı isabetli değil. Von Anderson zor durumda hücum ribaundunu aldı. Vitola. Şimdi Deniz Çolakoğlu atışı kısa kaldı. Bir hücum ribaundu daha Vitola'dan maça hücum ribaundları damga vuruyor her iki tarafta da. Evet. Yani maç sonunda top kaybı ve hücum ribaundları hakikaten çok merak ediyorum kaç olacak. Deniz Çolakoğlu bir üçlük daha köşeden bu kez. Atışta isabet yok. Bir hücum ribaundu daha. Yani ısrar ediyor ama skor elde edemedi. Von Anderson. Jefferson. Jefferson. Faul yapan Gizem. Basket yok. İstanbul Üniversitesi de bu çeyrekteki ilk faulünü yaptı. Gerçekten nefes kesen bir son çeyrek oluyor. Işıl. Top oyuna soktu. Von Anderson. Jefferson. Savunmasına Gizem Yavuz var. Çolakoğlu'ndan Von Anderson'a. Vitola. Vitola çembere yaklaştı. Atışı isabetli değil. İki serbest atış kullanacak Vitola. Putnina'nın birinci faali. Çok enteresan değil mi? Yani
son çeyreğe kadar faul yapmadan gelmiş olması ki Galatasaray'da çember altını sık kullandı. Gerçekten garip. Yani şu an skorboardu kapatsak ben kesinlikle ilk faulü demezdim. Ya evet değil mi? Ben de şaşırdım şimdi. Acaba bir yanlışlık mı var diye baktım. Itola ilk atışı isabetli. Şurada isabet var ve 65-61 farkı 4 sayıya çıkardı Galatasaray. Mitola çizgiden sadece bir atış kaçırmış. Serbest atış çizgisinden %50 atan bir oyuncu Mitola. Ayija, Gizem Yavuz, arkasında Jefferson var. Gizem Işıl'da baskıda. Ayija, Şaşakado. Şaşakado pozisyonu zorladı. Atışı isabetli değil. Ayija Puttina. Üçüm ribantı. Yani bugün en fazla belki kullandığım kelime olabilir. Evet. Söz öbeği diyelim daha doğrusu. Belki skor olarak çok fazla ikinci yarıda görmedik ama yaptığı hücum ribantları da etkili oldu. Mutlaka çemberin altında var. Maç sonu istatistiklerini ben de çok merak ediyorum. Yani toplam hücum ribantları savunma ribantlarından fazla çıkabilir. Evet. Şazi Evegin topu oyuna soktu. Şaşakado. Perdeye geldi Putnina. Şaşakado Putnina'ya indirdi. Putnina solundan dönemedi. Dışarı çıkardı Şaşakado. Üç sayılık atışı isabetli. Yine kritik anda üçlüğü buldu evet. Şaşakado. Farkı bire indirdi İstanbul Üniversitesi. Işıl Alben boştu. Çembere bakmadı. Vitola'ya. Vitola'dan çember altına çok güzel bir pas. Popova bitirdi. Uzundan uzuna güzel bir oyun Galatasaray'da. Şaşakado bir Amerikan futbolu pası attı ama Işıl araya girdi. Işıl Alben. Yvonne Anderson. Yvonne Anderson. Bu vücut değiştirmeleri, yer değiştirmeleri çok iyi yapıyor gerçekten. Ayakları çok kıvrak ve faulü de almayı başardı. Şimdi İstanbul Üniversitesi yine bu dakikalarda baskıyı yememek için uzun topları kullanmayı tercih ediyor. Ama tabii bu da hataya sebep olabiliyor zaman zaman. Bir de iyi müdafaa yaptıktan sonra bir top kapınca bu şekilde kaybettiğinde tekrar o müdafaanın enerjisini sağlamakta kolay olmuyor. Müdafaanın da gardı düşüyor. Düşüyor. Von Anderson ilk atışını kaçırdı. Ve artık kritik dakikaların gelmeye başladığı zamanlar bunlar. Devir attı Yvonne Anderson. Babası Mike Anderson eski bir basketbol oyuncusu. Muhtemelen bileklerinin kıvraklığını babasından almış olabilir. Galatasaray'da 4 oyuncu çifthanelere çıkmış. İstanbul Üniversitesi'nde de 3 oyuncu. Natanya White tek başına çembere gitti. İşte başarı yok. Işıl bomboş kaldı atmadı Jefferson'a. Jefferson zor olanı denedi. Önü bomboştu. Sonrasında blok geldi. Ayşe Putnina'dan. Jefferson yine içeriği zorlayacak. Çok güzel döndü sağından. Atış isabetli değil. Hücum ribantı Vitola. Işıl. Işıl. Faul yapan Gizem Yavuz. İstanbul Üniversitesi'nde sayı dağılımı Galatasaray'a göre daha geniş. Zemine dördüncü faal oldu bu. Galatasaray'da Yvonne Anderson 19, Jefferson'ın 17 sayısı var. Pınar da yine 10 sayıyla çifthaneye çıkan isimlerden bir tanesi 11 sayılı Vitola ile birlikte. İstanbul Üniversitesi'nde ise Putnina'nın 15, Şaşakado'nun 14, Jordan Hooper'ın ise 12 sayısı var. Popova, Vitola dışarı dönemedi, top kaybı Şaşakado. Topu kazanan isim. Yani oradaki yardımı hissetmesi gerekiyordu tabii. Tanya White. Putnina'ya perdeye gel dedi. Onun perdesinden yararlandı şimdi. Tanya White Putnina'yla ikili oynadılar. Sonrasında faul var Galatasaray'da. Jefferson'a faul. Evet, Jefferson'a çalındı faul. Çizgide Ayşe Putnina. Artık bu dakikalarda faul atışlarının önemi çok büyük.
İlk atışı isabetli Putina'nın. Bunda da isabet var ve 68-66 ile farkı 2'ye indirdi İstanbul Üniversitesi. Vitola kenara geldi. 4 faullü Pınar oyunda. Jefferson. Işıl Alben. El gösterdi. Latanya White. Jefferson. İçeride Popova var. Jefferson dışarı döndü. Köşede Yvonne Anderson. 3 sayı isabet Yvonne Anderson. Fark 5'e çıktı. 22 sayıya geldi Yvonne Anderson. Evet. Zem Yavuz. İçeri devrildi Ayşe Putnina. Şaşa Kado onunla oynadı. Putnina yüzünü döndü. Atışı isabetli değil. Işıl ribaundu aldı. Jefferson. Von Anderson. Potu altı boşta ama şutu tercih etti Putnina. Aşa Popova. Şimdi Jefferson. Işıl Alben. Son 5 saniye Pınar bomboş kaldı. Pınar'ın atışı isabetli değil. Şaşa Kado savunma ribantını çekti. Zem Yavuz yeniden Şaşa Kado. Topu rakip yarı sahaya Şaşa Kado taşıdı İstanbul Üniversitesi'nde. Zem Yavuz. Top alma çabasını şimdi aldı Latanya White. Yvonne Anderson'ın yakın savunması var. Popova karşısında şimdi Latanya White'ın köşede. Latanya White el üzerinden atışı isabetli değil. Hücum ribantı geldi. Şaziye ama turnikeyi kaçırdı. Bir hücum ribantı daha. Şaşa Kado. Kado pozisyonu zorladı. Basket yok. Çizgide olacak Şaşa Kado. Evet, biraz önce Şaziye çok önemli bir hücum ribantı aldı. Ama pota altını kaçırdı. Fakat İstanbul Üniversitesi gerçekten çok iyi bir mücadele sergiliyor. Maçı bu dakikaya kadar hiç bırakmadan mücadele etti. Dediğin gibi hücum reboundları bu maçın en önemli kelimesi oldu herhalde. Şaşa Kado ilk atışı isabetli. Çok mücadeleci bir oyuncu. Skorer kimliğinin yanında Şaşa Kado. Marina Malkoviç de bu yaz. 2016 olimpiyatlarında gümüş madalya kazanmışlar, düzeltelim ben, bronz madalya kazanmışlardı. Sırbistan milli takımıyla birlikte. Ve 2'de 2 attı Şaşa Kado. Fark 3 sayı indi. 52.7 saniye var maçın bitimine. İstanbul Üniversitesi'nde Gizem Yavuz kenara geldi. Jordan Hooper oyunda. Von Anderson. Vitola ön alanda baskı var İstanbul Üniversitesi'nden. Jefferson. Jefferson yarı sahaya geçti. İki kişinin baskısından da iyi sıyrıldı Jefferson. Faul beklentisi vardı Galatasaray'ın. Vitola. Von Anderson topu aldı. Jefferson son 5 saniye 4 saniye Jefferson içeri girdi. Karşısında Latanya White var. Savunma faulü. İstanbul Üniversitesi hatalı yürüme bekliyor. Beklerken faul kararı geldi. Öyle tahmin ediyorum. Latanya White'ın ayaklarının hareketli olduğunu düşündü. İşte pozisyon ekranda şu anda. Hakemler bu pozisyona faul çaldılar. Çizgide Jefferson ilk atışı isabetli. Jefferson bu atış kaçtı. Hooper savunma ribantını aldı. Şaziye uzun bir pas. Latanya White. Latanya White topu kontrol edemedi. Sonrasında da çok kötü düştü. Kötü düştü gerçekten. Latanya White hemen arkadaşları onun yanına gittiler. Yvonne Anderson da o noktada. Evet ayak neyse attı. Ki. Neyse ki bir şey yok Latanya White'ın. Evet. Gerçekten çok kötü bir pozisyondu. Çok da kritik koltukların bir top kaybı arka oldu. Tarafına evet hem. Çok kötü uçmuş gerçekten. Hemen faul yaptı Latanya White. Jefferson'a. Jefferson bir kez daha çizgide. Az önce
Çizgiden 2'de 1 ile ayrılmıştı. Bakalım bu kez neler yapacak. İlk atış kaçtı. Bunu atsa da atmasa da 2 top var. Şu anda İstanbul Üniversitesi'nin eritmesi gereken. Jefferson. 3.68 oldu skor. 20.4 saniye var. Molayı aldı İstanbul Üniversitesi koçu Fırat Okul. Yani biraz önceki top kaybı gerçekten çok kritikti. Belki de daha topun kontrolünü sağlayıp daha sakin bir hücumla devam etmesi gerekiyordu İstanbul Üniversitesi'nin. Galatasaray tabii şu anda savunmada göstereceği tepki önemli. Faulleri sanırım 4 faul hakkı evet. Zaten dolmuştu. Dolayısıyla şimdi İstanbul Üniversitesi yarı sahadan başlayacak zaten. O yüzden de ona göre bir hücum seti ve bakalım bir ikiliye mi gidecekler yoksa bir üçlük mü deneyecek İstanbul yani, Üniversitesi? Belki de çok çabuk bir şut kullanıp tekrardan faul yaparak ki olması gereken o. Ama bakalım nasıl bir organizasyon yapmak isteyecek Fırat Okul. Ve topu daha önce Ten White'da kullanmayı tercih etmişti diğer maçlarda. Bu önemli bir top. Bakalım şut olarak mı yoksa faul almak üzere mi kullanacak? Evet, Galatasaray'da Yvonne Anderson 22, Jefferson 19 sayıda ki Galatasaray bu maçı kazanırsa bu iki ismin çok büyük katkısı olacak. İstanbul Üniversitesi'nde 9 sayıda kaldı Ten White. Herhalde maçın hikayelerinden bir tanesi de bu. Eğer kaybedilirse İstanbul Üniversitesi adına. Şimdi Latanya White topu kenardan oyuna sokacak. 20.4 saniye var. 73-68 Galatasaray üstünlüğü. Jordan Hooper müdahalesi var. Orada Jefferson'ın İstanbul Üniversitesi hücumu devam edecek. 19.4 saniye var. Latanya White top almaya geldi yine Jordan Hooper. Şimdi topu alan Şaşa Kado. Şaşa Kado içeriği zorladı. Şaşa Kado basketi buldu. 15.4 saniye var. Işıl'a faul yaptı. Ayşe Putnina. Evet, çabuk bu sayıyı bulup faul atışlarını kaçırmasını bekleyerek tekrar hücum etmeyi tercih ettiler. Ve topu da çember altından kullanmayı tercih etti İstanbul Üniversitesi. Işıl Alben. Şimdi serbest atış çizgisinde ilk atışı isabetli. Fark yine 2 topa çıktı. Mola istedi. İstanbul Üniversitesi koçu Fırat Okul basket olması halinde. Işıl bu atış kaçtı. Şimdi Latanya White. Hızlı geldi Latanya White. Dışarı Şaziye topu kontrol edemedi. 7.2 saniye var. Galatasaray artık galibiyete çok yakın. Simone Anderson. Papova. Papova'da top. Faul Şaziye'den geldi. 4.6 saniye kaldı. Çizgiye gidecek Maşa Papova. Yani İstanbul Üniversitesi'nde top kayıplarının çok büyük önemi var. Çünkü en kritik 3 hücumda top açıkçası türbüne gitti. Yani, çembere atmadan kaybedilen toplardı ve kritik hücumlardı. Aşa Papova 2'de 2 attı ve mola geldi İstanbul Üniversitesi'nde. 76-70 4.6 saniye var. Tabii bir önceki moladan daha farklı bir pozisyonda giriyor. Çok hızlı İstanbul bir üçlük lazım İstanbul Üniversitesi'ne. Sonra çünkü da 6 sayı biraz önce faul yapacaklar. Evet. Ona vakitleri olacak mı? Ya da Galatasaray buna izin verecek mi? Onu biraz sonra göreceğiz. Evet, maç boyunca artık galibiyete yakın evet. Diyebiliriz. Maç boyunca tabii basketbol bu. Son saniyeye kadar ne olacağını kesinlikle Hiçbir şekilde kestiremeyiz ama maç boyunca en çok kullandığımız kelimeler hücum ribaundu ve top kayıpları oldu diye düşünüyorum. Buradaki yani hücum ribaundlarının da her iki taraf içinde top kayıplarının da
iki takımın da yüksek enerjili ve çok istekli müdafaa yapmalarından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. İki takım da aslında çok iyi bir mücadele ortaya koydular. Tabii basit top kayıpları da var bunların yanında. Kolay top kayıpları da yaptı hem Galatasaray hem İstanbul Üniversitesi. Şaşa Kado topu oyuna sokacak. Latanya White süre eriyor. Latanya White şimdi üst sayılık atışı isabetli değil ve maçta sona eriyor. Galatasaray İstanbul Üniversitesi'ni Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 76-70 mağlup ediyor ve böylelikle kazanan taraf ev sahibi Galatasaray oluyor. Çok keyifli bir mücadeleydi. Galatasaray ilk yarısında zorlandığı maçı son çeyrekte kendi lehine çevirmeye başardı. Üçüncü çeyrekte de oldukça iyi bir oyunu vardı Sarı Kırmızıların. İstanbul Üniversitesi için herhalde top kayıpları maçın onlar adına olumsuz anlamda belirleyici noktası oldu diyebiliriz. Evet, yani gerçekten de tabii top kayıpları dediğimiz gibi hep bunlar müdafaa kaynaklı top kayıpları olduğu gibi özellikle yapılan baskının sonucunda uzun pasları kullanma isteğinin de etkisi var. 18 top kaybı yapmış İstanbul Üniversitesi. Toplamda 17 hücum ribaundu almış. Galatasaray'da 17 hücum ribaundu almış. Gerçekten benim dediğim gibi olmadı ama yakın. Evet, evet. Yani toplamda 38 ribaund Galatasaray'da, 17'si hücum ribaundu, 36 ribaund İstanbul Üniversitesi'nde, yine 17'si hücum ribaundu. Evet. Yani iyi bir mücadele iki takım da ortaya koydu. Galatasaray kendi sahasında kazanması gereken bir maçı kazanmayı başardı. Evet, bu keyifli maçın sonuna geldik ve biz de artık veda edeceğiz. TRT Spor ekranlarında Abdi İpekçi Spor Salonu'ndan gerçekleştirdiğimiz yayınımızın sonuna geliyoruz. Ayşegül Aydemir Kazmaz, çok teşekkür ediyorum sizlere de keyifli yorumlarınız için. Ben Ömer Saraç, Ayşegül Aydemir Kazmaz'la birlikte tüm çalışma arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir pazar akşamı, keyifli bir yeni hafta diliyorum efendim. Hoşçakalın.